vardır. Kesinlikle. Değil mi? Yani hayatımın önemli bir bölümü Atatürk'te. Şimdi Serkan Bey, İzmir Yazarlar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanısınız. Doğru. İzmir Yazarlar Kooperatifi kurulma amacı neydi? Hangi ihtiyaçtan dolayı böyle bir şey kurma ihtiyacı duydunuz? Tabii, yani hem biraz tarihçesiyle de anlatayım. Hı, biraz lütfen. Bir bütün o, çünkü aslında amaçla bizim tarihçemiz. Biz 2019 yılında Kasım ayında kurulduk kooperatif olarak. İzmir'de yaşamını sürdüren, İzmir aşığı, hayatı İzmir'de geçen 8 o dönem yazar. Daha sonra işte şu anda da 8'iz ama bir vefatımız gerçekleşti. Bir ayrılan abimiz oldu. Şu anda da 8 yazar olarak devam ediyoruz. İzmir'de yaşamını sürdüren yazar olarak kurduk bu kooperatifi. Neden kurduk? Yayıncılık sektörünün, kitap sektörünün içinde olduğu durumda maalesef yazarlar günümüzde Türkiye'de emeğinin karşılığını alamayan bir grubu oluşturuyorlar. Ve bunun yanında sektör de çok bambaşka bir noktaya gidiyor. Türkiye'de bir kitap okuma problemi var. İnsanlarımız, halkımız kitap okumayı bir ihtiyaç olarak görmüyorlar. Ve bunun temel sebeplerinden bir tanesi de aslında öyle olmasa bile kitapların fiyatlarının yüksek olarak algılanıyor olması. Dolayısıyla hem daha ekonomik şartlar altında okuyucuya kitabı buluşturmak, hem de yazarın bu işten artık para kazanabilir, bu işe sürdürülebilir hale getirilmesini sağlamak amacıyla biz İzmir Yazarlar Kooperatifini kurduk. Çünkü hepimizin aslında yayıncılık faaliyetlerinde bir dilimizin yanmışlığı var. Kimisi telif sözleşmelerinin gereği yerine getirilmediği için, kimisi eseri senaryolaştırılıp bırakın para kazanmayı bir teşekkür bile almadığı için ve benzeri sebeplerle neredeyse kitap yazmaya küsecek hale gelen yazarlar aslında günümüzdeki yazarlar. Biz buna aslında bir başkaldırı olarak yazarın ayakta kalabilmesini sağlamak amacıyla bu işe soyunduk ve başlar başlamaz da yayın evimizde kurduk. Yayın evi sertifikamızı aldık. Şimdi onu soracaktım. Tabii. Siz aynı zamanda kitap da çıkarıyorsunuz. Tabii değil mi? Tabii çıkartıyoruz. Aynen öyle. Yani benim son kitabım örnek olarak Baba Bana Atatürk'ü Anlat. Bizim kendi yayın evimizden çıkmış bir kitaptır. Evet, zaten altında da yazar İzmir Yazarlar Kooperatifi yayınlanır diye. Aynen. Şu ana kadar ortaklığımızın bizim yayın evimizden basılmış olan 12 kitabı var. Aslında 12 kitap 3 yıl içerisinde insanların az gelebilir. Peki şöyle bir şey diyelim mi bunu İZYAKO, İzmir Yazarlar Kooperatifi yayınları olarak, evet, bir yayıncılık olarak kurdunuz. Peki herkesin kitabını mı basıyorsunuz? Yani şöyle tabii tüzüğümüz buna müsait. Yani biz aynı zamanda bir ticari kurumuz, kooperatif olmanın getirdiği avantajlar. Belirli bir mesela kriteriniz var mıdır? Var tabii, var. Yani şöyle, birincisi bir çocuk kitabıysa pedagojik hiçbir problemi olmamak zorunda kitabın. Bir pedagog olayın çocuk kitaplarını da istiyoruz. İkincisi Atatürk ilkin kitaplarıyla, Atatürkçülükle ve devletin bölünmez bütünlüğüyle ilgili herhangi bir yayına bizim kapımız kapalı. Üçüncüsü de toplumun değerleriyle ilgili olumsuz bir içeriği olmaması gerekiyor. Toplumu rencide edecek bir eser olmaması gerekiyor. Bir yayın kurulumuz var. Bu kurul içerisinde bizler bunu değerlendiriyoruz. Ben de o kurulun içerisindeyim. Bunu değerlendiriyoruz. Eğer basıma uygun hale gelirse, basıma uygun olduğunu düşünürsek tabii ki basabiliyoruz. Ama bu şöyle de algılanmasın. Ya işte siyasi, hayır, siyasi görüş değil yani bizim oradaki kastımız. İnsanların değer yargılarına saygı bekliyoruz sadece. Saldırı olmaması, bir kutuplaşmaya itmemesi gerekiyor kitabın. Derdimiz o. Peki şimdi aklıma geldi de, yani böyle bir şey yoktu. Şimdi siz konuşurken aklıma geldi. Yanılmıyorsam Bedir Baykam'ın da Kemik diye bir kitabı vardı. Bir dönemler bayağı bir olay oldu. Hatta böyle bir yazım konusunda sansürlendi falandır filan. Şimdi o getirse Bedir Baykam geldi diyelim size örnek. Kitabımı çıkartmak istiyorum dedi. Ama o zamanki Kemik gibi bir, şimdi belki şeyliğini kaybetmiştir o zamandan bu zaman. Çıkarmayacak mısınız? Yani içeriye bakmamız lazım. Şimdi okumadım Kemik kitabını, yanlış bir bilgi vermeyeyim ama kitabın içerisinde toplum değerlerine bir hakaret varsa ya da diyelim ki Green'in 50 tonu gibi bir kitap. Şöyle, bizim kitaplarımız arasında eleştirel kitaplar var. Bu yanlış anlaşılmasın. Ciddi eleştirel kitaplar da var. Türkiye'nin geçmiş siyasi yapısını, diğer yazarlarımızın kitaplarına baktığınızda görebiliyorsunuz.
Burada bir eleştiri varsa tabii ki çıkartırız. Problem yok. Kimsenin ne yaptığıyla ilgili. Peki diyelim ki toplumun ahlak yapısını sarsıcı ya da kendi ahlak yapısı toplumun ahlak yapısıyla örtüşmeyen kitaplar konusunda belirli bir kurulunuz var mı yani bunları? Yani bir yayın kurulumuz var. Bu yayın kurulu inceliyor. Bu yayın kurulunun alacağı karara göre. Şimdi tabii orada yani ediyorum. Ben burada şey böyle aykırı sorular aklıma hiç geldi de onları soruyorum. Hani merak ediyorum bunlar derken belirli kriter var derken. Diyelim ki böyle bir adam geldi size ya da böyle bir kadın geldi. Ben bunu bastırmak istiyorum dedi. Belirli bir maliyeti vardır büyük bir ihtimalle. Onun da ödemesini yaptı. Ama baktınız ki fiyat olarak tamam istediğiniz şeyi veriyor, fiyatı veriyor. Ama hani sizin görüşünüze uymuyor. Ama başka insanların görüşüne uyuyor. Şöyle somutlaştırayım mı? Somutlaştırayım. Şu anda benim editörlüğünü yaptığım genç bir yazar arkadaşımızın bir kitabı var. Çok kısmetse de çıkacak. Şimdi tabii henüz o arkadaşımız bizim ortağımız olmadığı için bizden çıkartıp çıkartmayacağı konusunda karar vermedi. Ama bizden çıkartırsa benim de içinde olduğum yayın kurulu tarafından bu kitap incelenecek. Kitap da kendi söylemi değil mi bilmiyorum. Hiç sormadım. Sorma ihtiyacı da duymuyorum. Kitap da, kitabın ana karakteri ateist. Ama kitabın hiçbir yerinde inançlı insanlar saldırıyor. Sadece kendi ateistliği, ateistliği vurgusunu yapıyor. Ama herhangi inanca sadece Müslümanlar değil, İslamiyet'e değil, hiçbir inanca da saldırmıyor. Şimdi bu kitap benim önüme geldiğinde ben buna okey veririm, olur veririm. Ama anlıyorum. Çok açıklayıcı oldu aslında. Evet, somutlaştırmak adına bunu söylüyorum. Yani onun ateistliğiyle ilgilenmem, oradaki kahramanın, hatta yazarın da ateist olup olmamasıyla ilgilenmem. Veya işte solcu, sağcı olup olmamasıyla ilgilenmem. Karşındakine de saygı duyuyorum, onunla ilgilenirim. Karşıdakinin yaşam hakkına müdahale ediyorum, onunla ilgilenirim. Değer yargılarına hakaret ediyorum, onunla ilgilenirim. Eğer o kitabın içerisinde dine bir saldırı, dine eleştiri demiyorum, bakın yanlış anlaşılmasın. Sadece dini kastetmiyorum ben. Tabii yok yani o somut örneği onun üzerinden verdiğim için söylüyorum. Bir saldırı olsaydı o kitap benden olumsuz değerlendirme alırdı. Hatta editörlüğü bile gerekirse yapmazdım. Çünkü bir saygı kavramında bir problem var orada. Yoksa bizim herkese ihtiyacımız var. Bizim en uçtaki radikallere de yeri geldiğinde ihtiyacımız var. Ama bu işte günümüzde de birçok problemi görüyoruz. Hayatın içerisinde insanlar birbirlerine en büyük problem empati şu anda. Birbirini anlayamama noktasındalar ve bunun sonucunda artık sosyal medyada dahil olmak üzere herkes birbirine hakaretler ediyor. Hatta bunları ettikleri hakaretleri ya da kendi düzeysizliklerini Facebook'ta yazdıkları ya da örnek veriyorum bir sosyal medyada bunları toparlayıp kitap yapanlar da var. Var. İşin komik yanı kendi hakaretini bir kişisel hak, karşıdakinin hakaretini ise bir saldırı olarak değerlendirir. Aslında aynı davranışı yapıyorlar. Ben buna karşıyım bireysel anlamda. Yani herkes her şeyi düşünebilir, sıkıntı yok. Peki bir yazarlar kooperatifi yönetim kurulu başkanı olarak ve aynı zamanda bir yayın evi idarecisi olarak ve bir editör olarak baktığınızda bu kadar kitap okunmayan bir toplumda çok fazla kitap yazıldığını düşünüyor musunuz? Yani sayı olarak baktığımızda yazılıyor tabii. Çünkü günümüzde kitap yazanların önemli bir bölümü kitabını biraz daha geleceğe bir hatıra olarak aslında okunsun psikolojisiyle yazmıyor. Ama bizim burada tabii bizim tüzüğümüz her kitap yazana veya dosyası olana hazır ama bizim burada bize ortak olmak isteyenlere temel tavsiyemiz şu. Eğer bir kitap yazdıysanız tabii ki bize ortak olabilirsiniz. Bizim başımızda hiç sıkıntı yok ama devamı gelecekse bize ortak olur. Çünkü bizim kuruluş amacımız bu. Biz edebiyatın, kültürün, sanatın, kitap yazmanın, yazarlığın sürdürülebilir olmasının derdinde olan insanlarız. Sürdürülebilir şekilde bu işi yapan sayısı çok az. Çünkü ekonomik problemler çok fazla ve belli bir süre sonra bu mücadeleyi veremiyorlar. Ama sürdürülemeyecek şekilde yani bir hatıra olsun. Bu da işte eşime dostuma hediye edebileyim diye kitap yazan sayısı da çok fazla. Bunun bir sakıncası var mı? Bana sorarsanız yok. Herkes bunu tecrübe etsin. Bunda bir kötülük yok ama tabii okuyucuya ne kadar geçer?